Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meselelerini çözmelidir, dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meselelerini çözmelidir. Orada Kıbrıs Cumhuriyeti ismini haksız yere gasp eden Güney Kıbrıs Yönetimi ile Türkiye'nin herhangi bir şekilde muhatap olması söz konusu değildir. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nın muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Bey'dir. Konuşacağı bir mesele varsa bu şekilde konuşur. Doğu Akdeniz meselesini çok yakından takip etmeye devam ettiklerini belirten Ömer Çelik şöyle konuştu. Doğu Akdeniz meselesini çok yakından takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızın korunması konusunda adım adım her süreci takip ediyoruz. Özellikle Rum-Yunan ikilisinin oradaki maksimalist amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye'ye karşı hasmane bir biçimde Avrupa'yı yanlarına almaya çalıştıklarını, Avrupa'nın da artık bir siyasi birlik olmaktan çıkıp bir mahalle birliği, bir mahalle dayanışması gibi maalesef yanlış adımlar attığını görüyoruz. Çelik, Türkiye'nin hukuktan, hakkaniyetten yana olduğunu vurguladı. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell'in Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında bizim Yavuz sondaj gemimizin bulunduğu bölgeyi ziyaret etmek istemesidir. Bunlar boş işlerdir. Burada Türkiye hukuktan yanadır. Türkiye hakkaniyetten yanadır. Eğer karşımızda hukuktan ve hakkaniyetten yana bir muhatap varsa Türkiye burada masada adil bir taraf olmaya her zaman hazırdır. Ama dediğim gibi hukuktan ve hakkaniyetten yana bir taraf varsa Türkiye'den daha adil bir taraf bulunamaz. Ama hukuku ve hakkaniyeti bir kenara bırakıp bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini kısmaya çalışanlar, Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini görmezden gelmeye çalışanlara da kesinlikle vereceğimiz en ufak bir taviz söz konusu değildir. İki tarafın bir araya gelmesi ve hidrokarbon kaynaklarının nasıl paylaştırılacağına ilişkin bir anlaşmaya varması gerektiğini söyleyen Çelik şu değerlendirmeyi yaptı. İki tarafın bir araya gelmesi, hidrokarbon kaynaklarının nasıl araştırılacağı ve nasıl bölüşüleceği konusunda bir karara varması, bir anlaşmaya varması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs bu karara vardığı takdirde zaten mesele kalmayacaktır.